amaçlı evet. Yatırımlarıyla, transferleriyle dikkat çeken ama takım hüviyetini kazanamamış bir rakip olarak gözüken, ancak ne olursa olsun kendi evinde, kendi seyircisi önünde, gerçekten iyi bir seyirci vardı. Güçlü bir ekibe karşı bence bir puan iyidir. Siz ne düşünüyorsunuz? İyidir kelimesi bana göre çok az. Yani karşınızdaki Iğdır takımı bugün 1. ligin dahi birçok takımından çok daha üst düzeyde, rakamları telaffuz etmeyeyim, çok ciddi rakamlar harcayan, bakın 1. lig diyorum, 2. lig demiyorum, bir takımdan bahsediyoruz. Bu puanı bu kadar küçümsemek bence çok doğru bir söz olmaz diye düşünüyorum. Bu senin nezdinde tüm kamuoyunda da sanki puanın hakikaten böyle işte idare eder anlamındaki karşılığı bence çok doğru değil. Iğdır gibi bir takıma karşı gerçekten bireysel olarak da muhteşem bir oyuncu grubuna sahip olan bir takıma karşı alınan puan ve maç başı ortalamasının 3 puan üzerinde seyrimiz, gidişatımızın mükemmel olması gerçekten bu oyuncularımızın takdire değer bir görüntü sergilediklerini söylemek isterim. Müthiş bir takım savunmasıyla, müthiş bir savunma grubuyla maçı inanılmaz derecede tuttuğumuzu söyleyebilirim. Ve bu anlamda tutarken de galibiyeti düşünmedik mi? Kesinlikle galibiyeti düşündük. Özellikle son 20-25 dakikada yaptığımız hamlelerde rakibin tam o anının kırılma anıydı. Ve o an itibariyle de galibiyeti tekrar kendi lehimize çevirmeyi planladık. Bunda da yakaladığımız 3 tane net pozisyon vardı. Deplasmanda bu tip takımlara karşı 3 tane, 2 tane pozisyon belki de girilebilecek en güzel pozisyonlardır. Bunu değerlendirebilseydik oradan yine galibiyetle dönecektik. Bardağın hep ben dolu tarafından bakmayı çok seven bir adamım. Boş tarafından herkes bakıyor. Boş tarafından bakan bir ülkeyiz zaten hep. Hiç dolu tarafını görmeyen bir ülkeyiz. Ve bu yüzden de başarılı olmak hemen hemen herkesin yaşantısında çok uzak gibi görünüyor. 4 maçtır gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. 4 maçtır neredeyse pozisyon vermeyen bir takımdan bahsediyoruz. Ve özellikle de süre gelen inanılmaz bir ekip birlikteliğinden bahsediyoruz. Aynı şartlar altında Iğdır takımı da kuruldu sezon başı itibariyle. Ama bugün bizim takım olma gibi bir problemimiz ortada yok. Onların takım olma gibi bir problemi var. Bunu maalesef ki sorgulamak lazım. Maalesef ki diyorum. Çünkü bunu sorgularken bir takdir görülmesi gereken bir takımımız var. Bu takımımızın da gösterdiği başarıyı canı gönülden ve gösterdikleri performansı canı gönülden kutluyorum ve tebrik ediyorum. Evet, bu konuda emeği geçen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Uzun ve yorucu bir yolculuğumuz var. Bundan sonraki serüven de çok yorucu bir serüven olacak. Geride bıraktığımız müsabakalar ve bundan sonraki oynayacağımız üst üste çarşamba pazar müsabakaları bizi zor bir seriye sokacağını söyleyebiliriz. Bu zor seride ayakta kalabilmek ve maç eksiği olan oyuncularımızın da maç eksiklerini tamamlamak adına hem kupa maçı da dahil olmak üzere hem de çarşamba pazarları çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bir maç başı puan ortalamamız vardı. Bu kupa maçını ayrı tuttuğumuzda 4 maç üzerinden koymuştuk. Iğdır, Soma, Menemen ve Denizli olmak kaydıyla bu maç başı puan ortalamamızı yakalamak istiyoruz. İnşallah bu puan ortalamayı yakaladığımız takdirde ligin yukarıdaki seyri yavaş yavaş belirlenmeye, kimlerin yukarıya oynayabileceğiyle ilgili ufak tefek sürprizler olsa da şu an itibariyle gördüğümüz kesin. O yüzden de biz hedef takımıyız ve biz bu hedefte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, bu gidişatımızla ilgili tabii ki bazı insanları çok rahatsız edebilir. Bazı insanlar başarılardan rahatsız olabilir. Kendi içimizde de olabilir. Kendi şehrimizde de olabilir. Bu çok normaldir. Bu gidişatı baltalamak isteyenler, engellemek isteyenler olabilir. Bu yolda yürürken büyük mücadelede dışarıdan başka takımların mücadeleleri farklı hallerde olabilir. Bunların hepsi olacaktır. Bu engelli yolda çakıllar da olacaktır, çakallar da olacaktır. Biz bu hem çakılları hem çakalları yenmek adına kurulu bir takım olduk.
O yüzden de biz bunları yeneceğiz. Ve inşallah Allah'ın izniyle de hedeflediğimiz noktaya yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelerek devam edeceğiz. Çok da mücadele veriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz bu sefer. Oyuncularımızın bu çalışmalarının karşılığını göstermesi, iyi niyetleri, iyi davranışları, kaliteli sahadaki duruşları, karakter ortaya koymaları, bunların hepsi çok takdire değer şeylerdi. Evet, bu gidişatta takdir ederseniz ki bunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Özellikle kamuoyunun bildiğini, ben biliyorsunuz ki karnımdan konuşmayı seven bir adam değilim. Hayatım boyunca da karnımdan konuşmadım. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde bazı teklifler geldi bana. Ve bu teklifler geldiğinde de Sayın Cengiz Aygün'le birlikte ve yönetimdeki bazı arkadaşlarımızla bu sohbeti yaptık. Teklifler gelebilirdi. Ben bir teknik adamım. Ve doğal olarak da teklif gelmesi bir takımın ve bir teknik adamın en çok onurlandıracak bir durumdur. Yani bu konuda çok mutlu olduğumu ama beni Cengiz Aygün'den ve Kastamonuspor'dan ayıracak daha henüz paranın icat edilmediğini bir kez daha yenileyerek herkese de bu anlamdaki teşekkürlerimi sundum. Bunu böyle büyüterek, bunu sanki böyle tırmalayarak bize zarar vereceklerini zannedenler yanılırlar. Bize zarar veremezler. Benim onursal başkanımın olduğu bir yerde benim ona olan sevgimi ve sadakatimiz kimsenin sorgulama şansı olamaz. Olmaz da zaten. Ben o var olduğu sürece Kastamonu'da devam etmek istediğimiz sürece birlikte karar veririz. Bunun her zaman altını çizerek söylüyorum. Beni Cengiz Aygün'ün istemediği sürece onun yanında para için birilerine gideceğimi düşünenler çok yanılırlar. Biz para için sadakat yapan insanlardan değiliz. Bizim hayatımız hatırla, sevgiyle yaşanan bir hayat olduğu için maalesef kendimi bu konuda maalesef diyorum. Çünkü kendimden çok üzülüyorum bu konuda. Geçen teknik adamlık hayatımda. Çünkü çok hatırla, çok böyle sevgiye dayanan yıllarla geçen bir ömrüm var benim. Duygusal bir adamım. Ve bu duygulara çok eğilen bir adamım. O yüzden beni duyguyla kandıran çok insan oldu hayatımda. Ama ilk defa severek kendi adıma da bu kadar inanarak kaldığım bir başkan ve Kastamonu halkıyla birlikteyim. Ben onları seviyorum. Onlar bizi seviyor. Ve o yüzden de bunu tırmalamak isteyenlere de cevabım şudur. Boşuna heveslenmesinler. Biz evvelallah bu takımın sezon başı kurulurken hedefi oynayacağını ifade ederken hiç de hayal kurarak söylemedik. Bugün hedeflediğimiz noktada ilerliyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek ve bu konuda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Ve yine söylüyorum, Kastamonlular merak etmesinler. Yolumuz daha çok uzun. Yapacak çok şey işlerimiz var. Evet, ben tabii ki doğal olarak takdir edersiniz ki kuralları olan, prensipleri olan bu sektörde teknik adamlık duruşunu net ortaya koyan bir adamım. Kimsenin yalakası olmadım hayatım boyunca. Kimsenin yağdanlığı da olmadım. Kimsenin yancısı da olmadım. Ben hayatım boyunca teknik adamlık sürecim boyunca bildiğimi, inandığımı, savaştığımı, karşılığını hep aldım. Ama iyi ama kötü. Ama bildiğim dalı ne kesecek ne de inandığım yoldan sapacak birisi değilimdir. Bunu zaten yaşadığım teknik adamlık kariyerim boyunca çok uğraştığımız, çok mücadele verdiğimiz kişiler oldu. Bakın dışarıda değil, kendi içimizde de verdiğimiz mücadeleler oldu. Bunların hepsinin üstesinden geldik evvelallah. O yüzden de boşuna Levent Eriş olunmuyor. Kusura bakmasın kimse. Bu konuda hiç mütevazilik yapmayacağım. Bu konuda megalomanlıksa megalomanlık. Çünkü işinizi doğru yapıyorsanız, işinizi hakikaten hakkıyla yapıyorsanız ve inandığınız yolda yürüyorsanız bunun karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Ama maddi, ama manevi. Ben manevi olarak alanlardanım. Ben de bu maneviyatı çok seviyorum. Ve bunda da olmaktan dolayı da hiç üzüntü duymuyorum. Evet, şunu söylerken tabii ki bir de hatırlatmak istediğim bazı şeyler olacak. Sosyal medyada kullanan bazı arkadaşlar var. Kendi Kastamonuspor sevdalılarından bahsediyorum. Bunu lütfen... Ben biliyorsunuz spor yazarlarında yazdıklarını da birçok şeyleri de bu mercide sizlerin aracılığıyla duyuruyorum ve bundan da büyük keyif duyuyorum açıkçası. Paylaşmak istediğim şeyler oluyor. Bu aslında benim düşüncelerimi aktarabileceğim tek alan. Gönül ister ki yine söylüyorum
bu sosyal medyayı da kullananlar aramızda olsun, köşe yazarları da aramızda olsun, basının bütün hemen hemen bu işin içinde olan kalemlerin hepsininle karşılıklı böyle bir hafta içi sohbet edelim. Keşke onlar da sizin gibi bu işe değer verseler de gelseler. O zaman karşılıklı bir takım söylemleri gerçekleştirebiliriz. İşte başarmak istediğimiz şey, kurumsallaşmayı gerçekleştirmek istediğimiz şey tam da bu olsa gerek. Sadece maçtan maça gelip de maçı değerlendirmek, bayağı gördüğünü bile yazamayan, ya gördüğünü bile anlatamayan kişilere en azından burada meramımızı anlatmak bizim için çok daha doğru olur düşünüyorum. Sosyal medyaya dönüyorum. Sosyal medyada bazı yazan evlatlarımız da var diyorum. Çünkü evlatlarımız var diyorum. Çok genç çocuklarımız da var. Hepsinin Kastamonuspor için iyi şeyler yapmak istediklerini düşünüyorum. İyi şeyler hayal ettiklerini düşünüyorum. Bardağın hep dolu tarafından bakarım diyorum ya. Ben de öyle bakmaya yine gayret sarf ediyorum. Lakin onu yaparken aslında kırıyorlar desteği. Neden kırıyorlar? İşte maç günü olacak. Maç günü bazı paylaşımlar yapılıyor. İşte geçmişte oynayan, bizde görev yapan oyuncularımızın storyleri paylaşılıyor. İşte ya arkadaş, ya bir daha altını çizerek söylüyorum. Tarihinin en iyi kadrosu kurulmuş. Tarihinin en güzel başlangıcını yapmış. Beş maçta mağlubiyet görmemeyi bırak. Büyük Türkiye'nin takdirini toplayan bir takım. Harika futbolcularım var. Harika golcülerim var. Biz hala geride, bizde oynamış. İşte bunu yapmış gibi oyuncularımızın. Evet, biz geçmişe saygı duyan bir insanız zaten. Biz öyle bir insan değiliz ki. Geçmişine saygı duymayan geleceğine ışık tutamaz. Bu işin sözcülüğünü yapanlardan birisi benim zaten. Ama 5 yıldır bu takım küllerinden yeniden doğuyor. Yani anka kuşu gibi bu takım tekrar küllerinden doğdu. Yok olmuş, vazgeçilmiş bir takımın 5 yılda verdiği büyük mücadeleyi tekrar hayata döndürmeye çalışan bir onursal başkan var. Bu camianın sahiplenebileceği en güzel duygulardan, en güzel görüntülerden bir tanesi. Yazmayın kardeşim böyle şeyler. Buradaki çocukları yazın. Buradaki evlatları yazın, buradaki golü atan çocukları yazın, buradaki kaleyi koruyan aslanlarımıza, savunmayı yapan çocuklarımıza yazın. Bırakın bu işleri. Ne geçmişte? Hangi başarısı var Kastamonuspor camiasının geçmişte? Nerede? Biz vardı da ben mi bilmiyorum. Oynadığımız playofflar var. Oynadığımız playofflar neticesinde biz elbette ki onu yaşatanlara ve yaşayanlara saygı duyuyoruz. Ama o günden bugüne kadar köprünün altından çok sular geçti. Biz birinci lige çıkmanın savaşını veriyoruz. Ya artık bu çocuklara destek verelim. Bu çocukların yanında olalım. Verenlere Allah razı olsun. Verenlere çok takdirlerimi, çok sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ama böyle de komik işlerle uğraşmak, böyle de seviyorsan kendi alanında sev. Ama bizim oyuncularımıza maç günü sahaya çıkacak, bir saat sonra maça çıkacak insanları huzursuz edecek, onları acabalarla sorduracak kelimeleri sarf etmeyin kardeşim. O gücünüzü, medya gücünüzü de kullanıyorsanız, eğer o sosyal medyayı da kullanıyorsanız, Kastamonuspor sevdası için kullanın. Başka bir şey için kullanmayın, egolarınız için kullanmayın, sizi tatmin edecek şeyler için kullanmayın. Dilim başka şeyler de söyleyebilir ama biraz frenlemek istiyorum. O yüzden de bunlardan vazgeçelim. Elimizde harika bir takım var. Bunu sahiplenmeye çalışalım. Bunu yüceltmeye çalışalım. Böyle küçük küçük işlerle uğraşacak, böyle vizyonsuzluklarla uğraşacak işlerle uğraşmayalım der ve bu konuyu da kapatmak istiyorum. Evet, tabii ki yine söylüyorum. Baştan beri de ifade ettim. Yolumuz çok uzun. Uzun, zor ama aydınlık. Yani çünkü bu takıma baktıkça ben iyi ki bu takımda çalışıyorum diyorum. İyi ki bu oyuncularla beraberim diyorum. Bunca yıllık hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerimde gerçekten çalıştığım en güzel insanlar topluluğu diyebilirim. Enlerin içinde 3 tanesinden bir tanesi diyebilirim. Yani gerçekten bu kadar güzel bir arkadaşlığı olan bir takımı görmediğimi söylemekten yana asla çekinmeyeceğim. Çünkü beraber yaşayan, beraber oturan, beraber kalkan, beraber oynayan, beraber yürüyen müthiş bir takım birlikteliği var. Bunu abart olsun diye söylemiyorum.
herhalde bu liglerin en deneyimli teknik adamlarından bir tanesiyim. Yaşadıklarımı çok net bir şekilde görebilen, bu konuda da becerisi olan bilen bir adamım. O yüzden de oyuncularımın abilerinden de gençlerinden de çok memnunum. Ufak tefek o sıkıntılar yaşanacaktır. Ama bu ufak tefek sıkıntıları onlar kendi aralarında bize gelmeden bile kaldırabilecek kadar kaliteli bir kadronun varlığı içindeyiz. Ben işte hemen bu konuda şunu söyleyeyim. 5 maçı geride bıraktık. 5 maçtır süre gelen ciddi bir birliktelik ve başarı var. Bu konuda bizi an be an her anımızda yanımızda olan Sayın Onursal Başkanımıza canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Ve yine an be an hem bizi maçı yaşatan hem de maçı yaşamasına yardımcı olan sevgili Anas Aygün'e çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuzun futbol branşına, futbola, takıma destek veren bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir birlikteliğimiz var. Bu iyi bir birlikteliği sonuna kadar götürmek istiyoruz. Zorluklar olacaktır ama zorlukları aşabilecek kadar karakterli bir duruşumuz var. O yüzden de herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii. Siz zaten kesip yapıyorsunuz. Evet. 6 maçta 3 galibiyet, 3 galibiyet var. Son skor var. Evet. Bizimize gelecekler. Yenilmeyen bir takım. Evet. Buna yönelik galibiyet için Tanrı Spor'un özel çalışması veya Tanrı Spor'la ilgili bu maçla ilgili açık bazı açıklamalar olur mu? Tabii seve seve. Yani rakiplerimizi biz analiz eden bir grubuz. Bu konuda hem analizimiz de var. Her türlü konuda maçı izlemişlik, maçtan sonra maçın oynadıkları maçı kesintileri var. Onları çocuklara aktarımımız var. Tabii ki bunlar biz öyle çala kaşık sahaya çıkmıyoruz. Biz rakibimizin bütün derslerini çalışıyoruz. Hem kendi takımımızın hem de rakiplerin eksiklerini ve fazlalıklarını çalışıyoruz. Tabii ki bunu ifade etmekten yarar var. Soma takımı ligin biraz önce de sözlerimin başında şu anda sürpriz görünen takımlarından bir tanesi zirvede. Aslında Soma Spor'un rol modeli olduğu çok ciddi bir alan var. Yani futbol takımlarımızın özellikle ekonomik anlamda çok büyük paralar harcamayan takımlarımızın aslında rol modelliğini yapıyor Soma Spor. Buldukları gençleri çok iyi değerlendirip futbol piyasasına sunarak aslında çok keyifli bir iş yaptıklarını söylemekten yanayım. Bir genç adam seven birisi olarak söylüyorum. Genç futbolcu çıkarmayı seven bir teknik adam olarak söylüyorum. Yaptıkları işi başta başkanları olmak üzere. Çünkü bu işi teknik tarafı biraz geride kalmalı. Neden diyorum? Çünkü bu modeli başkan ve yönetim kurulu belirler. Teknik adam bizim sektörümüzde biliyorsunuz ki başarısızlıklarda ilk gidecek olan teknik adamdır. Ama öyle bir başkan ve yönetim kurulu var ki Soma'da yakinen bildiğim için söylüyorum. Hocasının arkasında her daim duran, hocasının kararlarına ve yetiştiricilerine saygı duyan, mağlubiyetlerde de faturayı asla tek başına hocaya kesmeyen ve bu gidişatı da sürdürmesi için gençlere büyük şans tanınan bir ekipten bahsediyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Evet, kesinlikle bekliyor. Kesinlikle oynadığımız takımların içerisinde belki de coşkusu en yüksek, yakın teması en çok oynayan, dayanıklılığı en çok olan ve sahada büyük bir mücadele içerisinde olan bir takıma karşı oynayacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Dedim ya, bu yolda çok mücadeleler geçecek, mücadeleler verilecekti. İşte o mücadelelerden bir tanesi de Soma maçı olacak. Çünkü yukarıda olması tesadüfi olamaz hiçbir şey. Zaten başarıların hiçbiri tesadüfi olamaz. Yani ben başarıların tesadüfle yakalandığına hiç inanmayanlardanım. Şansa hiç inanmayanlardanım. Yani bu iş şans işi değil. Bu iş çalışma, inanma, beceri, birliktelik işi. O yüzden de Soma maçı bu anlamda bizim karşımızda taş gibi duracak bir takımın varlığından bahsediyorum. Bu varlık bize zor anlar yaşatabilir mi? Yaşatabilir. Zor sıkıntılar yaşatabilir mi? Yaşatabilir. Müsabaka seyri uzun 100 dakikaya yakın bir süreç olacak ve bu 100 dakika içerisinde biz belki de çok büyük bir mücadeleye sahne alacağız. Ve bu sahnenin içinde biz becerimizle,
kalitemizle fark yaratmaya çalışacağız. Yani rakibimizin öyle baktığınızda şu tarafı çok problemli diyebileceğimiz bir taraf yok. Çünkü sahada cansiperhane oynayan bir rakip bulacağız karşımızda. Bu anlamda da zor bir maç bizi bekliyor. Ama bu zorluğun üstesinden gelebilir miyiz? Tabii ki geliriz. Tabii ki biz öyle bir takımız. Tabii ki biz rakip gözetmeksizin herkesi saygı duyan, herkese bu anlamda takdir eden ama kendi bildiği yoldan da asla vazgeçmeyen bir grubuz. O yüzden de bu zorlu müsabakatında 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kadromuzda herhangi bir eksiklik bulunuyor mu? Sakatlığı bulunan bir oyuncumuz var mı? Biz geçen haftadan beri çok ciddi hastalıklarla boğuştuk. Sakatlıklarımız var tabii ki. Şimdi Abdülaziz kaptanımız bir sefer 3 haftadır sakat. Yani insanlar soruyor, bazen diyor ki yazıyor işte orada çiziyor. Abdülaziz oynamıyor. Ya ama içeriğini bilmiyorsunuz ki. Yani Allah aşkına içeriğini bilip de onu yazmadığınız için üzülüyorum. Abdülaziz sakat. İşte Emrecan 4 haftadır sakat. Yani sakatlığıyla boğuşuyor çocuk. Yeni yeni kendini toparlamaya başladı. İşte hastalarımız vardı. Hazır olmayan bir iki tane oyuncumuz vardı. Sonradan ilave edilen, son anda ilave edilen çocuklarımız vardı. Onların hazırlanmaları, onların performanslarını yukarıya çekmeleri için özel çalışmalarla biz mücadele veriyoruz. Ve bunu da yapmaktan büyük keyif duyuyoruz. Berkan mesela bu hafta kart cezalısı. Kart cezalısı. O Berkan oynamayacak bu hafta. Onun dışında dediğim gibi birkaç tane daha böyle sakatlıkla, küçük küçük sakatlıkları olan çocuklarımız var. Ama maça engel olacak bir sakatlık değil. Ama net olan Abdülaziz'in bir sakatlığı var. Bir de Berkan cezalı oluşu var. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz şu an itibariyle yok. Var mı soracağınız bir şey? Teşekkür ederiz hocam. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.